Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere değerli ve çok lezzetli aynı zamanda tam bir vitamin deposu, tam bir antibiyotiktir ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir tarif yapacağım. Özellikle yani hasta olmadan önce tüketebileceğimiz ve hasta olduktan sonra tüketeceğimiz bir çorba sizlere paylaşacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçiyoruz. Tavuk etim var. Biraz göğüs. Biraz da baget mi, küçük but mu diyorsunuz. Böyle. Kemikli hiç fark etmiyor. İsterseniz aslında kırıntı çorbaya da çok güzel gider. Ben sizlere kemikli yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama kemikli sevmeyen kemiksiz yapabilir. Pırasa, havuç ve sarımsak kullanacağım. Evet. 4 tane pırasam var. Bunları hepsini kullanırsam sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Ama tabii ki kullanacağım. 4 tane pırasam var. Şimdi bunları doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi havuçları ince ince doğrayacağım. Şimdi sarı tavşanım 4 tane havuç doğradım. Bu fazla geldi. Bunu doğramayacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi çorbamızı pişirmeye geçiyoruz. Şimdi tenceremi ocağa koydum. Altını açtım. Küçük butları ben ikiye böldüm böyle. Bu şekilde. Göğüs de var içinde. Yani tavuğun her bölümünden kullanacağım. Şimdi bunları tencereme ilave ediyorum. Önce etini mıhırlayacağım. Yani soteleyeceğim. Kapağımı kapatıyorum. Etleri soteleyeceğim. Ondan sonra aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Şimdi etlerimiz böyle sulandı. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Şimdi etimiz suyunu çekmiş. Şimdi sayı tatlıyorum burada. Bir yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi tavuklarımız biraz sotelendi. Şimdi üzerine havuçları ilave ettim. Doğradığımız pırasaları üzerine döküyorum. Pırasaları bir de havuçları yumuşamasını sağlayacağım. Üzerine kapatıyorum. Şimdi sebzelerimiz de yumuşadı. Şimdi içine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı hatta 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Salçanın kavrulmasını sağlayacağım. Şimdi burada bir çay bardağı pirincim var. Bunu yıkayıp geri döneceğim size. Salçamız kavruldu. Şimdi içerisine yıkadığım bir çay bardağı pirinci tencereme alıyorum. Ve şimdi suyunu ilave edeceğim. Bu bardağım şu klasik bardağıma denk geliyor. Ya sadece bu kulpu daha kolay olduğu için bunu kullanıyorum. 200 milim. Şimdi içerisine kaynar su ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 9 bardak 200 ml'lik kaynar su ilave ettim. Şimdilik yeterli. Gerekirse daha fazla kullanırsam sizlerle paylaşacağım inşallah. Ben şimdi tuzunu koyup kaynamaya bırakacağım. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Çorbamızın kapağını kapatıp ama tam kapatmıyorum. Çorbamızı pişmeye bırakıyorum. Şimdi çorbamız orta ateşte kaynamaya devam ediyor. Şimdi çorbamıza bakalım. Maşallah berekallah. Tamam, bir vitamin deposu gerçekten. Doğal bir antibiyotiktir. Ve inanılmaz bir lezzet. Şimdi sanki takipçilerim, ben 9 bardak su eklemiştim. 1 bardak daha su ekleme yaptım. Bilginiz olsun. Tam 10 bardak su eklemiş oldum. Şimdi çorbamız pişmeye yakın. İçerisine orta boy bir limon suyunu ilave ediyorum. Pişmeye yakın sarımsağını ilave edeceğim. Bu şekilde. İnanılmaz buram buram kokmaya başladı. Maşallah, berekallah. Şimdi çorbamıza bakalım. Sayın takipçilerim, çorbamız pişmiş. Bir de ben bunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber de ilave ettim. İsteyen ilave edebilir, istemeyen ama karabiber gerçekten çok güzel yakışıyor. Sonra 2-3 dakika daha pişirdim ve altını kapattım. Sayın takipçilerim, çorbamız 10 dakika dinlendirdim. Şimdi sizlere sunum yapacağım. Çorbamız maşallah berekallah. Şimdi sizlere sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi bir vitamin deposu, bir antibiyotik ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka bu çorbayı tüketelim. Hasta olmadan ve hasta olduktan sonra mutlaka bu çorbayı tüketelim. Buyurun sayın takipçilerim, çorbamız hazır. Bu şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.